Teknoloji çağındayız. Bu tamam. Teknoloji deyince aklımıza önce cep telefonları geliyor. Elimizden düşürmüyoruz. Artık alo demenin çok ötesine geçti cep telefonları. Ama dikkat. Bu durum bağımlılık yaratabilir. Mesela yürürken bile çoğu karşılarına değil telefonlarına bakıyor. Çağ o kadar değişti ki telefonsuz dışarı bile çıkılmıyor. Sokakta, otobüste, metroda hatta tuvalette bile kullanılıyor. Dijital bağımlılığı akıllara eskiden ne yapıyorduk sorusunu getiriyor. Bu insanların gündelik yaşamına o kadar işledi ki e, sosyal medya ve akıllı telefonlar ve uygulamalar vesaire. O yüzden bir nevi artık hani istemeseniz de bir şekilde dahil oluyorsunuz yani bence. Banka işlemleri, randevu ya da iş hayatındaki birçok işlem için dijital araçlar kolaylık sağlıyor. Bu işlemler sanıldığı kadar uzun sürmüyor. Fakat kullanıcılar dijital araçlardan kopamıyor. Peki dijital bağımlısı olduğunuzu düşünüyorsanız bunu nasıl tespit edebilirsiniz? İstem dışı bir şekilde sosyal medyada vakit geçirmek. Bir iki fotoğrafa bakayım derken 3 saat 4 saat buralarda takılmak. Ya da işte ne bileyim bütün işlemlerimizi internet ortamında yapmak. Sosyal çevresel faaliyetlerimizi bırakarak sadece internet ortamında sanal ortamda vakit geçirmek. Bireyin bağımlı olduğunun göstergesi durumuna geliyor. Gece uyandığımda e İlk yaptığım şey telefona bakıp saatin kaç olduğunu öğrenmek. Yani bu benim e, bağımlılığım yani her uyandığımda telefonuma e, elimi atıp saate bakarım yani. Dijital araçlar günde ortalama 7 saat kullanılıyor. Uygulamalar, oyunlar ve sosyal medya zamanın büyük bir kısmını kaplıyor. Hatta biyolojik saat bile dijital bağımlısı olabilir. Alarm sesi duymadan uyanmamak bile dijital bağımlılığı kabul ediliyor. Sabahları bu sesle uyanıyorsanız ve ilk iş telefonunuzdan gelen bildirimlere bakmak oluyorsa dijital bağımlısı olabilirsiniz. Peki dijital bağımlılığından nasıl kurtulabilirsiniz? Ben bir dijital bağımlıyım olarak görüyorsunuz. Yapacağımız birkaç işlem var. Öncelikle akıllı telefon orucu tutmak. Telefonlarımızı bir kenara koyarak kitap okumak, gazete okumak, kendimizi doğaya, çevreye atmaktır. Öncelik budur. İkincisi tabii ki e, akıllı telefon orucunun yanında dijital detoks uygulamak. Özellikle hafta sonları, iş hayatının olmadığı günlerde kafanızı böyle rahatlatmak için bir sinemaya gidilebilir. Önce uçak modundan kaldırıyorum, sonra saate bakıyorum. Sonra oyunlarımı kontrol ediyorum. Beni bekleyen oyun var mı? Dijital bağımlılıktan kurtulmak için uzmanlar bildirimleri kapatmayı ve zaman limiti koymayı tavsiye ediyor. Bazı uygulamaların kaldırılması, yatarken telefonun kapatılması, telefonun alarm olarak kullanılmaması da öneriler arasında.